Peki ben niye buradayım? Evet. Niye? Benim burada olmamın sebebi tabii ki iyi gelecek elçileri. Çok seviyorum sizi elçiler. Ben elçileri çok seviyorum. Evet. Çünkü zaten daha önce de başından beri neredeyse iyi gelecek elçileri hepiniz çok iyi biliyor. Tanıyanlar çok iyi biliyor. Kadınlar bu dünyanın dönmesine neden olan varlıklar. Evet. Önce insan sonra kadın erkek diyoruz ama üreten, doğuran, doğan, Kur'an'daki Rahim ile Rahman. Dolayısıyla kadınlarla ilgili olarak yapılan her projenin içinde olmaya çalışıyorum. Fakat iyi gelecek elçilerin bir şeyi var. Neden iyi gelecek elçileriyleyiz burada? Çünkü gerçekten şuna ikna oldum ben ilk başta. Bütün günün sonunda o ticari faaliyetleri falan bir yere bırakın, ürünleri bir yere bırakın. Gerçekten kadınlara bir değer yaratmak için hepsini bir kenara koyup yola çıkan bir ekip var burada. Ve o yüzden ben de iyi gelecek elçilerinin nerede olursa olsun onlarla beraber sizlerle buluşmaktan ki o iyi gelecek elçileri her yere böyle sızıyorlar artık. Büyüyorlar, büyüyorlar ve artık sığmıyorlar. Aman ne güzel ki ve bir sürü şey. Kaç? 53 bin kişi olmuş. Bak 100 de olur, 1 de olur o çünkü yol doğru. Bugün de o buluşmalardan bir tanesi ve bu buluşmada gerçekten İzmir'de çok buluşuyorum ben zaten. Hatta Kasım'da yeni kitap çıkıyor. Ekim, Kasım, Aralık hep beraber olacağız. Buralarda olacağım. Ama bugün özellikle bir daha bu kadar soru cevap fırsatı bulamayabiliriz diye. Harika. Soruları cevap. Aslında özel seans gibi bir şey olacak. O yüzden gelmeyenler çok şey kaçırdı bugün. Ne zaman eski sevgililer Oteli. Oteli kitabı. 5 Kasım'da piyasada. 5 Kasım'da. Hatta orada bana fikir verebilirsiniz. Hı-hı. Eğer eski sevgililerinizi bir otele toplarsanız onlara ne yapardınız? Dolayısıyla... Ben kıyamet kopardı. Yazdım sosyal medyada hesabınıza, Aret Vartanyan'ın hesabına. Burada söylemeyeyim yazdığımı ama yazdım. Yazmayanlar yazabilirler. Çok ilginç fikirler çıkıyor değil mi? Tabii tabii. Ben o yüzden de yani birlikte yazıyoruz diyorum bazen. O fikirler çünkü bu sinema filmine döneceği için. Ve bu dördüncü serinin devamı aynı zamanda. Dördüncü kitapta artık kadınlar dünyayı ele geçirecekler tamamen. Neyse tamam. Soruyu alalım o zaman. Soru diye sen sor. Evet. Bu yüzyılda. Evet. Bu yüzyılda evlilikler artık neden bu kadar kısa sürüyor? Eskiden daha uzun sürüyordu. Şimdi daha tahammül süresi. Eskiden neden uzun sürüyordu? Şimdi neden daha kısa sürüyor diye bakabiliriz. Ben o kadar şey değilim. Yani negatif bakmıyorum kısa sürmesine. Pozitiften bakıyorum. Şöyle ki. Önemli olan şey şu. Evlisiniz diyelim. Evliler var aramızda ve o evlilik nasıl yürüyor? Yani gerçekten aradıklarımızı buluyor muyuz? Gerçekten kadın olduğumu hissediyor muyum? Gerçekten sevgi saygı var mı? Gerçekten yüreğim coşuyor ve ben o sevgiyle, o aşkla, o heyecanla taşıyor muyum? Şimdi bunlar yoksa... Bunlar çok beklentiler. Bunlar onlara ilişki olur mu? Olmaz da işte çok olmaz. Çok olunca değil. Bak çok basit bir şey istiyorum aslında. Eğer iki insan birbirine karşı bir arzu hissetmiyorsa neyi konuşacağız? Yani artık kardeş olduysak, arkadaş olduysak, günlük tabirle, sokak ağzıyla kanki olduysak nasıl olacak ilişkiler? Ve her kadın... Ve her erkek, hepimiz ama kadın değerli olduğunu hissetmek istiyor, beğenildiğini hissetmek istiyor. Kıskanılmak istiyor. Ona girme. Niye ona girme biliyor musun? Geri tabii ki kıskanmak. Bence bu biraz sonra kıskançlığa girelim. Önemli olan şey şu, bir ilişkiden ne istiyorum ben? Şimdi düşünün ki eşimle aramda bir heyecan yok. Hadi bunu geçtik, arkadaş olduk. Bunun üzerine bir de daha kötüsü var. Şöyle bir şey olduğunu düşünün. Eşiniz size saygı duymuyor. Size hükmediyor. Otur hani evde geliyor, televizyonun karşısına oturuyor, ilgi sıfır. Hı hı. Merhabası ancak bir merhaba var, bir selam var. Sanki 40 yıllık arkadaş gayet öyle rahat. Biz ve bunu erkekler için mi diyoruz? Erkekler mi? Kadınlar da yapabilir. İlgi bekleyen erkekler. Başta bırak kadın tarafı. Tribünlerde kadın var ya, onun için kadındayım ben. Ama genelde şöyle bir şey, erkek sorunumuz yok diyor. Yani erkek için hiçbir zaman sorun yok. O yüzden ne var ki hayat, daha ne istiyorsun? İşte evimiz var, arabamız var, çocuğumuz okuluna gidiyor, yiyeceğimiz var. Daha ne istiyorsun? Kadın olduğumu hissetmek istiyorum. Değerli olduğumu hissetmek istiyorum. Sevildiğimi hissetmek istiyorum. Ve her insan için bu önemli. Hepimiz bunu hissetmek istiyoruz. Şimdi şuna geleceğim. Ben eğer o ilişki bana acı veriyorsa artık, artık değerli olduğumu hissetmiyorsam, saygı falan gitmişse, şeye hiç girmiyorum, hakaret, şiddet, onlara hiç girmiyorum. Böyle bir evlilik devam etse ne olur, devam etmesin olur. Eskiden ne vardı peki? Eğer kadının ekonomik özgürlüğü yoksa, eğer kadının eğitim yoksa, bütün koşullara baktığı ve genç bir yaşta evlenmiş, 2-3 çocuğu yapmışsa, nasıl devam etmesin ki, ne yapsın? Evden çıkarken de ancak kefenle dönersin demişiz zaten. Ne yapsın? Katlandı. Önemli olan şey şu.
aradıklarımızı bulduğumuz, paylaştığımız ilişkilerimiz olsun. Ama bu ilişkileri tüketmeden yaşayalım. Peki bunların hiçbiri yoksa evlilik de yok. Yok tabii ki, yani artık o evi paylaşan iki arkadaşız, biz iki dostuz biz. Hele bir de o da eğer saygısızlık falan başladıysa zaten başka bir şeye gidiyor. Peki niye heyecan biter? Niye ilgi biter? Neden? Başlarken doğru başlıyor muyuz acaba? Mesela başlarken eğer aşktan meşten bahsediyorsak, daha önce seminerlere katılanlar çok iyi biliyorlar burada olanlar. Gitti, mikrofon gitti galiba. Evet. Oradan mı gitti, buradan mı gitti? Düştü mü? Yok. Ha, geldi. Yaşı kaç, boyu kaç? Evlenme yaşım geldi, evlenmeliyim. Baba olur, ondan iyi baba olur. Ya aslında bu iyi. Yaşı da tutuyor. Böyle olursa zaten o ilişki eksik başlıyor. Bundan da öncesi var. Genelde ben neyi dinliyorum insanlardan ki sonra benim uğraştığım alan dünyada bir tek insanı bile dışarıda bırakmadan her insanın gerçeğini gerçek kılması. Ama niye bu kadar çok ilişkiyi konuşuyoruz? Çünkü biz ilişki için yaşıyoruz neredeyse. Ama bir dakika, hayatın bir parçası o, tamamı değil. Ve hayatın bir parçası derken, eğer benim kendimle ilgili, ben kendimle barışık değilsem, benim özgüvenim yerlerdeyse, ben olduğum gibi değilsem, ben kendimi ifade edemiyorsam benim ilişkimden ne hayır gelecek? O zaman ne oluyor işte? Bağımlılık, benimsin ve hep beraber olacağız. Ne o Instagram'a o fotoğrafı koymuşsun, niye onu beğendin? Hep böyle korkular, ama bu benden geliyor yine. Şimdi burası da benden geliyor. Yani ben daha kendimle tam değil iken hayatın içerisinde bir ilişkiden nasıl aradıklarını bulacağım ben? Hayatta nereye gidiyorsun, niye yaşıyorsun? Gerçekten ne olacak hayatında? Yani bundan 10 yıl sonra, 20 yıl sonra ne olacak? Her seminerde, her canlı yayında, her buluşmada bıkmadan söyleyeceğim bunu. Çünkü benim asıl oynadığım yer burası. Her biriniz olduğunuz gibi çok değerli ve özelsiniz. Ve bu dünya size gösterildiği haliyle gerçek değil. Yani bu hayatta sınırları çizen de, hayallerinden vazgeçen de aslında biziz. Ve sürekli olarak el alem ne der diye yaşadığımız sürece hiç aradıklarımızı bulamayacağız. O yüzden önce şunun farkına varmam lazım. Ben zaten değerliyim. Şurada kaç kişiyseniz hepinizin benimle ilgili şimdi bir fikri var. Belki abi oradan şey diyor, ne konuşuyor ya o herif falan filan diyor. Oradan başka birisi bir şey diyor. Herkes farklı bir şey düşünecek. Eğer bunlara göre yaşarsanız siz olamazsınız, kendiniz olamazsınız. Olduğun gibi olduğunda gerçeğini yaşayacaksın ve sen zaten değerlisin. Birileri seni beğensin diye, birileri sana aferin desin diye, birileri seni onaylasın diye yaşadığın sürece yüreğinde hep bir şeyler birikecek ve hep bir şeyler eksik kalacak. O yüzden ilk önce hepimizin aradığı şey, bu hayatta ne? Neyi arıyoruz gerçekten? Zengin olmak mı, para mı, mal mülk mü? Onlar yan ürünler zaten, hayatın içindekiler. Şurada bulunan herkes ve her birimiz ilk önce değerli olduğumuzu hissetmek istiyoruz. Sevildiğimizi hissetmek istiyoruz. Sevgiyi hissetmek istiyoruz. Belki de bu yüzden işte hep söylediğim şey, çok güzel olursam sevecekler beni. Zengin olursam değerli olacağım. Eğer işte şunu başarırsam o zaman bana saygı duyacaklar. O zaman mı saygı duyacaklar gerçekten? Şu anda olduğun gibi sen sevgiyi, saygıyı, ilgiyi hak etmiyor musun? Kıyafetinle mi alacaksın sevgiyi, saygıyı? Ünvanlarınla mı alacaksın? Ya da arabanın markasıyla mı alacaksın? Evinin semtiyle mi alacaksın? Sen zaten değerlisin. Böyle baktığında yüreğindekileri yaşamaya başlıyorsun. Yüreğindekileri yaşamak ne demek? Şimdi desem ki gerçekten ne istiyorsun bu hayatta? Birçok insan şunu diyebilir. Aret, inan ki bilmiyorum gerçekten ne istediğimi. Herkes çok iyi biliyor. Fakat onu dile getirmeye cesaretimiz yok. Ben senin mikrofonu çaldım. Ben hiç konuşamazsın yoksa. Sevmek için sevilmeyi beklemek gerekiyor mu? Diyorum ki niye onunla berabersin? Çünkü beni çok seviyor. Benim sorum. Beni çok seviyor. Peki başka? Çok iyi bir insan. Peki sen onu seviyor musun? İnsan olarak çok seviyorum. Yetmez. Gerçek bir ilişki düşünmeden başlar. Düşünerek başlayan ilişkiden de hayır gelmez. Bu kadar basit benim için. Çok net. Yani eğer biz kılı kırk yarıyorsak, acaba doğru insan mı, acaba öyle mi, acaba böyle mi, mümkün değil. Eğer gerçekten kendim seninle karşı, sana karşı kendimi kaptırıyorsam, hiçbir şey düşünmüyorsun ki, başlıyor ve gidiyor zaten. Ve gerçek olarak gidiyor zaten. Hangisini istersen, bir çok var bende. Diğerinde bir sorun vardı.
Tamam. 3 tane var ama hepsini sorumlu. Şimdi soru alalım. Baba bakın nereden isterseniz sorabilirsiniz. Çok açık ve net. Bilmediğim yerden gelirse bilmiyorum derim. Sonuçta beni takip edenler çok iyi biliyor. Ben yaşam koçu değilim. Kişisel gelişimci değilim. Ben de kendi yolculuğunu yapan bir insanım. Ve bunu yaparken de kendi gördüklerimi, kendi yaşadıklarımı, kendi paylaşmak istediklerimi paylaşıyorum. Dolayısıyla da hiç kimse hiç kimseyi değiştiremez. Hiç kimse hiç kimseye aslında gerçekten akıl veremez. Bakın her biriniz, hanginizi buraya kaldırırsam şu anda, hangisi istersin abi? Yok ben. Ha, film de tamam. Yok gırıltı yaptı. Hanginiz buraya gelirseniz şu anda emin olun bütün sorulara çok güzel cevap vereceksiniz. Az önce eğer Türk kahvesi içtiyseniz bir yerde arkadaşınıza bir sürü akıl verdiniz zaten. Hatta bir arkadaşının başına bir şey gelir, kocasıyla bir sorun yaşar ya da aldatılmıştır. Ya hayatım bak ne güzel kadınsın, dimdik ayakta duracaksın, o olacak, bu olacak. Sonra kendi başına gelince, ne oldu biliyordun, anlatıyordun hepsini. Bilmek bir şey ifade etmiyor. Hayatta onları uygulayabilmek bir şey ifade ediyor. Ve eğer siz gerçekten olduğunuz gibi olmaya başlarsanız, omuzlarınızdaki yükün çoğu gider. Koşullara bağlı olmak şu demek, eğer sevginiz, eğer mutluluğunuz, değerli olup olmadığınız dışarıya bağlıysanız zaten yokuz artık. Şu anda seni sevmem için bir nedene ihtiyacım yok. Sana hep söylüyorum, inanan biriysen eğer, Yaradan'ın her bir yarattığını zaten Yaradan'dan ötürü seveceksin. Hoşnut olmayabiliriz. Soru mu geldi? Baskın bir soru var. Tamam. Mikrofonu vereyim. Dedim ya, herkes ne istediğini biliyor ama söyleyemiyor. Neden söyleyemiyoruz? Söylemek için neye ihtiyacımız var? Çünkü... Evet, geri gelecek o şimdi. Tamam. Çünkü... Aha güzelmiş. Çünkü eğer bunu kabul eder ve dile getirebilirsem eğer hayatımda birçok şeyi değiştirmem gerekecek. Ve o kadar çok korkuyorum ki birileri benim hakkımda kötü düşünür, birileri beni sevmez diye. Ve sanıyorum ki sadece insanların istediği insan olduğum zaman sevileceğim. O yüzden hayır diyemiyorum. O yüzden istediğim şeyi istediğim yere söyleyemiyorum. O yüzden ifade etmekte zorlanıyorum. O yüzden ürkek, çekingen kalıyorum. O yüzden hakkım yendiğinde ses çıkartamıyorum. O yüzden otoriteye karşı hep boynum bükük kalıyorum. Çünkü dile getirdiğimde işte bütün bu riskleri alıyorum. Burada da şöyle bir noktaya gidebiliriz. İnanmadığın, sana ait olmayan bir hayatı yaşarken ödeyeceğin her bedel sana ait olan bir hayatı yaşarken ödeyeceklerinden çok daha fazla olur. O yüzden yıllar geçiyor, yıllar geçiyor ve diyoruz ki bir daha, altı bir. Yıllar, söyleyeyim bir daha söyleyeyim. Evet, bir daha. Şimdi ben tersten söyleyeyim bir de. İnandığın, yüreğinde yattığı gibi yaşadığın hayattaki ödeyeceğin hiçbir bedel inanmadığın hayattan, sana ait olmayan bir hayattan daha ağır olamaz. Dolayısıyla bir tane hayatınız var ve hepimiz öleceğiz ya, hep bunu söylüyoruz. Önemli olan şey şu, aynaya baktığında, gece yatağına girerken, kulaklıklarını taktığında, yalnız kaldığında o içindeki insanı, içindeki enerjiyi çok iyi biliyorum. Her birinizin farklı farklı yaraları var, yaşanmışlıkları var, geçmişi var ve bunların birçoğu hayatın getirdiklerinden öte bizim hayatı nasıl karşıladığımız. Ama hiçbir şey konuşmak kolay oluyor işte. Herkes bir akıl veriyor falan ama o inandığın şeyi yaşamak da kolay olmayacak. Biz çok kolay arıyoruz galiba. Hiç acı çekmek istemiyoruz. Hiç zorlukla karşılaşmak istemiyoruz ve konfor alanlarımızı terk etmek istemiyoruz. Halbuki o konfor alanı bize acı veriyor aslında. Çok acı çekiyoruz. Her gün çekiyoruz. Ama bir süre sonra alışıyor insan.